Turgay Bey dinleyelim. Şimdi e, birçok sembolik anlam yükleniyor bu görüntüye. Altı Parti bir araya geldi. Demokrasilerde bu görüntüler çok mühimdir, önemlidir. Bu tür anlamlar yükleniyor ama ben oradan bakmayacağım, şuradan bakacağım. Mesela bir dikdörtgen yahut kare masa etrafında toplanamadılar. Günlerce ada göremi, boya göre göremi, göre göremi, yaşa göremi, aldığı oy oranına göremi nasıl oturulacak tartışıldı. Oysa mesela Türkiye ise Türkiye'nin sorunları ise Türkiye'nin geleceği ise nasıl oturulduğunun ne önemi vardı? Çıkıp gelirlerdi o toplantı salonu Herkes bu, bir sardalya çekti. Buldular çözümü. Efendim? Çözümü yuvarlak masada buldular. Bir çözüm bulmak zorunda kaldılar. Bulmadılar. Bir bu çözüm gerçekten yanıyor musunuz böyle bir sorun olduğunu? Ya ben siz dinledim ama bak öyle sabırla dinledim ki hiç kesmeden. Öyle mıdır? bir sorun olduğunu Kemal Bey Halk TV'deki yayında kabul etti. Etti. Kendi Abi, söyledi. Oraya da geldi. Alfabetik sıra olabilir dedi. Partilerin yani oranlarını günlerce söyledi, bunu sorun olduğunu Günlerce ama. bunu konuştuk ya ve ya. günün sonunda bir çözüm geliştirdiler. Yuvarlak masa. Yani ne fark ederdi ki? Yani bir benlik işin içine girmeseydi, herkes geldiğinde bir yere otursaydı falan konuşulsaydı mesele. Birincisi bu. İkincisi her şey Sayın Akşener'in ben başbakan olacağım söylemiyle başladı. Ben başbakan olacağım. Sonra bunu açtı. Bir cumhurbaşkanı olacak. O cumhurbaşkanı sembolik olacak. Ben başbakan olacağım. Yetkileri üzerimde toplayacağım demesiyle başladı. Şimdi bu nasıl mümkün? Melek Yiğitel anlattı. Bu matematik olarak mümkün görünmüyor. Ama inadına derseniz ki ya seçimin sonucunu bugünden anlamak, söylemek, öyle bir şey kabul demiyor. etmek de, denmez. 3 aşağı 5 yukarı. Evet. Anketler belli. Bu matematik olarak mümkün değil. Bülent Bey dedi ki, ya AK Parti de bunu istiyor. Niye tokum AK Parti bunu istemiyor? İster ama, diyor. Ama isteyebilir. Niye isteyebilir? başkanlığını kaybedersin. Evet. Niye isteyebilir? Şimdi parlamenter sisteme geçiş, ana muhalefet partisi konumunda olacak iddiaya göre AK Parti için avantaj sağlayabilir. Seçim yenilenebilir. Seçime gidilebilir. Bunların hepsi bir iki yıl süre alır. O süre içerisinde bir yıpranma olur ve Türkiye'nin gündemi bakın Türkiye atılımlar yapıyor birçok iş yapıyor ama geldik 2023'te seçimi yaptık günden bir anda bu işlere kilitlendi. Ya bu Türkiye'ye enerji kaybettirir. Bu Türkiye için ciddi bir soruna dönüşür. Bakın bir oturma düzeninde bile orada ben mi oturayım sağda mı oturayım boyun benim daha uzun kilom benim daha ağır üzerinden bir anlaşmazlık oldu da sırf egolar tatmin olsun diye bir yuvarlak masa etrafında bu insanlar bir araya geldi. Şimdi dönelim. Sembolik bir seçim mi olacak bu durumda? Yani 2023 seçimlerine giderken bu millet 80 milyon insan sembolik bir seçim için mi oy verecek? Niye? Diyelim ki Kemal Sembolik Kılıçdaroğlu, bir cumhurbaşkanına mı oy verecek? Sembolik bir cumhurbaşkanına verilecek oyun e, yapıldığı seçim de sembolik olur. Çünkü diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu aday kabul ettiler, üzerinde ittifak sağladılar. Kemal Kılıçdaroğlu meydana şu şekilde çıkacak. Ben adayım ama, beni siz seçeceksiniz ama, Türkiye'nin %50'si bana oy, 51'i bana oy verecek ama, ben sizin bana verdiğiniz yetkiyi kullanmayacağım ha bunu bilin. Ya ne yapacaksın? Meral Akşener'e devredeceğim yetkilerimi. E o kullanacak ben de sembolik olarak burada oturacağım. Sayın Babacan da diyecek ki bak siz Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz ama o beni ekonomiden sorumlu bakan yapacak. Ekonominin dümeninde ben olacağım. İşte Davut Davutoğlu da diyecek ki ben de dışlarına bakacağım. Yahu bu baştan sakat, baştan problemli. Türkiye'yi yoracak, Türkiye'yi yeniden kısır, anlamsız tartışmalar içinde sürükleyecek bir formül. Burada söylediğim şu, bu hadisenin meyvesi, bu toplantının meyvesi kaos olur. Oysa şu masa etrafında toplanan 6 siyasi partinin lideri, iddia ettikleri gibi Türkiye'nin bir takım ciddi sorunları var diyorlar. Onun üzerinde iki kelam etselerdi keşke. Doğu Akdeniz üzerinde iki kelam etselerdi. Daha önemli değil mi sistemden? Anlaşa, ne fark... Anlaşabildikleri tek konu, ee, yani işte, daha doğrusu işte, şu anda üzerinde mutabık bu. kaldıkları Oysa, konu parlamenter ama şimdi ekran başında, parlamenter. Ekran başında bizi izleyenlere bir şey söyleyeyim. <laughs> Diyelim ki işte bu bu dedikleri hayata geçecek. Yahu yetkiyi elinde, yetkiyi elinde bulunduran kişinin adı Cumhurbaşkanı olsa ne olur? Başbakan olsa ne olur? Başkan olsa ne olur? Şimdi Turgay Güler şöyle bir sorun var. Şimdi bu 6 liderin kalkış noktası şu. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların en temel nedeni sistem. Dolayısıyla biz sistemin değiştirilmesi üzerinden Gitmeliyiz diyorlar yani şeyi böyle okuyorlar Mevzu, meseleyi böyle koyunca yani evet o zaman önce sistemi değiştirirsin şu mu, diğer meselelerin hepsi talih kalıyor Şu mu? öyle değil mi ben öyle o, anlıyorum yani. 15 Temmuz darbesi olduğunda bu sistem mi vardı? Parlamenter sistem vardı. Parlamenter sistem vardı. Ne alaka? Hayır yani so sorun dediği ne elektrik fiyatları arttı bu sistem yüzünden mi arttı? Ha, onu bilmiyorum onu e, an yani, anladım. Sayabiliriz daha birçok. Bunu Bil tartış. Tartışabilirsiniz Biz ama ömrü bir ay süren Turgay Güler gördük. söylemeye çalışıyorum. Yani mantalite böyle çalışıyor, mantık böyle bakıyor olaya. Diyorlar ki kardeşim Türkiye'nin içinde bugün sorunlar mı var? Var. Bunun diyorlar temel nedeni bu sistem. Biz bu sistem'i değiştirirsek zaten sorunlar da çözülür. Ya da işte sorunlar büyük ölçüde çözülür diyorlar. Buna bağlıyorlar ya. Yani. Peki değiştiremezlerse sorun devam mı edecek? İşte bunu tartış bu tartış. Hadi bunu tartışalım. Şimdi diyelim ki geldiler. İşte Melik açık açık izah etti. O rakama ulaşamayacaklar. Diyelim ki AK değiştiremediler. Parti, değiştiremediler. O zaman da ee, Bülent, Bülent Bey'in Bey Bey dediğini yapacaklar. ki yani, fiili olarak. Fiili olarak. Yani Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyelim eğer seçilirse sembolik olacak. Siz, Baş buna, siz buna inanıyor musunuz? Bülent Bey'in kendisi söyledi. %51 oy almış bir e, adam e, ben sembolik olayım, köşeye çekileyim der mi ifadesini az önce Bülent Bey kullandı. Kullandı mı ya? Evet, şimdi. şöyle onu kullandı. Yani Ben baş yani Başkan yani halkı sembolik gerekiyor. Cumhurbaşkanı. Yani kötü bir şey söylemedi. Doğru bir şey Parlamenter sistemin cumhurbaşkanı nasıl olmalıyı konuşurken o cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmemesi gerekir o cumhurbaşkanının o an 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 sembolik Ahmet Bey. çıkması gerekir. Yani siz parlament güçlendirilmiş parlamenter sistemin cumhurbaşkanlığı halka seç seçtirirseniz... ne demek istediğinizi anladım. Siz bana şu sorunun cevabını verebilir misiniz? Seçim oldu. Kılıçdaroğlu seçildi. Kılıçdaroğlu dedi ki ben her ne kadar parlamenter sisteme henüz geçmediysek de uygulamamızı Sanki parlamenter sistemdeymişiz gibi yapacağız. Ben sembolik cumhurbaşkanlığına çekiliyorum. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak Sayın Akşener, başbakan gibi davranacak. Der mi böyle? Şimdi buradaki evet. esas soru bu değil mi? Evet. Ya yani burada, Ahmet Bey şu olacak. Mecburen bu olmak zorunda. Şimdi bu altı siyasi parti eğer seçimlere de ittifak halinde girerlerse oturup bir protokol yapacaklar. Bu protokolde demin Turgay Bey'in söylediği. Yani Doğu Akdeniz, Mavi Vatan konusundaki dış politika konusundaki Suriye politikasında, Ukrayna politikası hepsini bütün politikaları. Tabii bütün politikaları, ekonomiyi, her şeyi koyacaklar. Ve bunun üzerinde bir program bir tür ortaya bizim çıkacak. Bizim eskiden e, koalisyon protokolleri yapılırdı. Evet, Onun gibi bir şey. Evet, olacak. bir protokol ortaya çıkacak. Bu protokolle seçimlere gidecekler. Seçimleri kazandıkları takdirde de Cumhurbaşkanı olan kişinin konumu Sadece düzenleyici konumda, bu e, aradaki koordinasyonu sağlayan konumda, e, halka hesap veren konumda, ama sonuçta bütün liderler bu ortak yönetime, kolektif yönetime birlikte katkı sunarak bu işi yapmak ya, zorundalar. Berat Bey, bakın ben gerçekten ön yargılı değilim. Memleket için hangisi hayırlısıysa olsun. Fakat bu bana çok büyük bir e, şey gibi geliyor. Daha başka öyle. komplikasyonlar yani, da var orada. Çok komplikasyon doğuracak. Başka Doğurur. komplikasyon şu. <laughs> <laughs> bu mutabakatı sağlayacak. Bakın. Yani, şöyle, bu mutabakatı bu, bu altı parti bir... bu altı partinin dünya görüşleri birbiriyle o kadar taban tabana zıt ki e, parlamenter sistem üzerinde anlaşmış olmaları, diğer konularda anlaşabilecekleri anlamına gelmiyor. Yani buradan bir iktidar protokolü çıkması çok zor. Yürütülmesi daha da zor Ama gibi bakın, şimdi Davutoğlu da, ayrı stratejik denliğine Kemal Kılıçdaroğlu ontolojik olarak karşı. İlk günden karşı. Bu konuda yaptığı açıklamaları, <laughs> beyanlarını falan biliyoruz. Burada söylemeyeyim. Ahmet yani, Bey yalnız burada Turgay Bey'e katılmıyorum. Şimdi daha bir sonuçta, şey demedim, bitirseydim. Ki hayır hayır. Ne söylediğini anladım. Şimdi Çok e, olay şu. Ya biz işte 2017'de bu referandumu yaparken Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Bana yetkiyi verin göreceksiniz faiz dedi. Enflasyonu, ihracatı göreceksiniz. Ne oldu? Gördük. Türkiye'nin şu anda geldiği Gerçi ekonomik Evet, ihracat krizi. arttı ama neyse. Yani hayır hayır yani ekonomik krizi gördük yani. Evet. Şimdi ekonomide sorunlar zamanda, var. Baktığınız zaman da Türkiye'nin 2014'te yani Sayın Cumhurbaşkanının fiilen bu hükümet e, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yönetmeye başladığından beri Kişi başına düşen milli gelir... Tamam düşük. bu nasıl olacak peki? Ama Altı o, kişi bakın, onu oraya sadece Bak, bağlamak... Bakın ya. siz ya. istişareyi, müzakereyi, aklı ortadan kaldırırsanız e, ortadan kaldırdığınız zaman her şeyi bir kişiye bağladığınız zaman o bir kişinin doğrusu herkesin doğrusu olmaya başlayınca sistemde hatalar... Sizin Ama dediğiniz, o zaman... Bir, bir şey dakika yok. sizin eleştiriniz doğru olsa bile ben Hayır. bunu şöyle okurum yani normal vatandaş olarak... Bir ifrattan tefrite gidiliyor. Ama bakın bugün dünyanın işte Almanya'yı konuşuyoruz. Ya Almanya'da kaç tane parti bir araya geliyor, e, ülkeyi yönetiyorlar. Hollanda'da <laughs> aynı şey oluyor. Bakıyorsunuz, İtalya'da aynı, Fransa'da aynı. Ya birçok ülkede bu sistemde bu adamlar aylerce kendi ekonomilerini kuramadı. büyütüyorlar ve istikrarlı bir şekilde yollarına aylerce devam ediyorlar. Yani nasıl? Kim kuramadı? Ayla, Avrupa'da birçok ülke aylarca hükümet problemi. Türkiye'de hükümet bakın, sonuçta ıı, ortalaması bir yıl bile değil. Bakın Bülent de şey Biz diyor ya. Maliye Bakanlarının ortalaması kaç ay ki şu anda yani istikrar geldi. Hayır hayır başka şey. tartışma çok, ama bununla alakalı bir şey. Hayır değil. hayır bakın. Bak, çok alakalı. Hayır şu, şimdi mesela geçmişte o parlamenter sistem dediğiniz şey ya Türkiye'de bir cumhurbaşkanının bir başbakana kitapçık fırlatmasıyla ne hale geldik gördünüz. Bir yazar kasa fırlatmasıyla Türkiye raydan çıktı. Yani Gelip bunu sisteme bağlarsanız doğru bir sonuç alamazsınız. Fark etmiyor. Şimdi bakın Sayın dünyada, çıkıyor diyor ha, ki... Bakın ekonomi çok yani, başka bir başlık. Faiz neden enflasyon dersen, sonuçtur diyor. Gene Türkiye raydan çıkıyor yani ha, bir şey değişmiyor. Ya Bülent Bey bunun yani mesela... sonuç... Şöyle değil sonuç bakın. Sonuç değişmiyor. Benim Bak. itirazım şu. Daha önce de benim itirazım mesela Cumhurbaşkanı hükümet sistemine böyle şey muamelesi yapılınca da ben itiraz ettim. Ya böyle işte... Kurtarıcı. Aspirin, tabii ya aspirin yut benim beğik babaannem... Beğik. Ne dersen Burada bir itiraz bir etmemiz terbiye. gereken şeydir biliyor musunuz? Ya belki? bu aspirin değil kuvvetler bakın, bakın, bakın kuvvetler ayrılığı. Bakın kuvvetler ayrılığı. Bakın parlamenter sistem de öyle Güç, bir şey değil. Hayır, gücü bir kişinin eline vermeyeceksiniz. Ya. Yani bugünkü sistemde Sayın Cumhurbaşkanı kendi meclis grubunu tek başına belirliyor mu? Yani yasama organını belirliyor mu? Belirliyor. Onu hakimler savcılar kurulunu belirliyor mu? Belirliyor. Anayasa Mahkemesi'ni o. belirliyor mu? Belirliyor. Meclis'ten, Üniversite... meclisten de seçiliyor. Yapmayın lütfen. Ya seçiliyor ya, da dominant Ya belediyeler de aynı yani, şey. Ya bu mantıkla belediyeler de aynı şeyi yapıyor. Cumhurbaşkanının atadığı yasama mantıkla, grubu belirliyor yani. Bu mantıkla Ama belediyeler de aynı şeyi yapıyor. Yasama, bir şey söylüyor. Bak bu mantıkla baktığınız zaman belediye başkanlarına da itiraz etmemiz lazım. Et, Geliyor bir belediye başkanı şu kadar işçiyi kapının önüne koyuyor. Oradaki genel müdürü değiştiriyor yerine bir başkasını getiriyor. Öbürünü getiriyor öbürünü götürüyor. Orada da, yani bak, orada da belediyeler üzerindeki bu vesayeti kaldırıp Belediye meclislerini daha etkin kılmak lazım. Yani ya, ama ne kadar parlament... genel geç Yani belediyeler üzerindeki vesayeti kaldırın cümleniz neye tekabül ediyor? Bir yani şey bir, söylediniz. Şöyle. Yani, şuna atıyorum, tekabül hangi... ediyor. Yani bir belediye başkanı yatırım yapacaksa merkezi idareden onay almak zorunda değil arkadaş ya. Öyle mi? Evet. Ya mümkün mü böyle bir şey? Öyle olması lazım. Ya canının Nerede alabildiği kaldır? kadar. O zaman bak, belediyelerin ya, bağımsızlığı. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. O zaman siz bir ile belediye başkanı olursunuz sonsuz borçlanırsınız haddi aşacak bir borçlanma yaparsınız, benden sonraki ne yaparsa yapsın dersiniz. Koyarsınız yasaları, öyle, a yasa eğer işte. görevini kötüye kullanırsa zaten. gönderirsiniz, Ö yargıya verir hesabını Bakın yani. Bakın öyle zaten, borçlanma limitini fazlasıyla aşmış, böyle bir ya dünya arkadaş, var mı? Bak Şimdi bunu vesaire Bunun, bunun olarak, cevabı var, yani sen bak, şunu, yani yargını etkin olarak çalıştırırsın, gidip öyle işte dinozor yapacağım, bilmem… Fıskiye yapacağım diye yargını, halkın parasını çarpmış, yapınca olur. da hesabını verir. Ne no yani. olur dur, telefon yargını, bağlantısı istemiyorum. Evet, yargını <laughs> istediğin kadar etkin çalıştır. Diyelim ki X bir belediye başkanına yargı yaptığı bu işlerden dolayı müdahale etse, beni engelliyorlar diye siyasete dönüştürüyor. Peki.